Bank'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun, buyurun. Çok değerli Aydınlı hemşerilerimiz, kıymetli sanayiciler, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada Aydın sanayisine güç verecek yeni fabrikaları ve projeleri açacak, ilimizin potansiyelini ileriye taşıyacak yatırımların temelini atacağız. Yine Aydın'ın kalkınmasını daha da ivmelendirecek yeni projelerimizi açıklayacağız. Böylece toplamda 3,1 milyar liralık bir yatırım portföyünü şehrimize kazandırarak yaklaşık 2000 vatandaşımıza yeni istihdam olanakları sunmuş olacağız. Ben bu vesileyle sizlerle bir arada bulunmaktan, bu güzel tören vesilesiyle sizlerin huzuruna çıkmış olmaktan, hava biraz soğuk da olsan böyle güzel yatırımlarla içimizi ısıtmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli misafirler, Aydın'da güne çok yoğun bir programla başladık. Sabah Aydın Ticaret Odası'ndaydım. Türkiye genelinde düzenlediğimiz verimlilik proje ödüllerine Aydın çok güzel bir ev sahipliği yaptı. O töreni gerçekleştirdik. Dün de İzmir'de 9. Arge ve Tasarım Merkezleri ödüllerini vermiştik. Hamdolsun verdiğimiz destekler ve firmalarımızın Türkiye'ye olan güveni ülkemizin dört bir yanında üretime, istihdama ve yatırıma dönüyor. En güzel rakamlara baktığımızda bu durumu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dış pazarlarımızın daraldığı bir dönemde yurt içi sanayi üretimimiz Ekim'de hem yıllık hem de aylık bazda %2,5'luk bir artış gösterdi. Yine aynı dönemde toplam sanayi istihdamı 31 milyonun üzerine çıktı. Son bir yıllık dönemde 1 milyon 670 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturmayı başardık. İhracatımız 12 aylık dönemde 250 milyar doları aştı. Bu gidişatı sürdürülebilir kılmanın derdindeyiz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin 100 yılı yapmak adına oldukça iddialı bir yol haritasına sahibiz. Şundan lütfen her bir vatandaşımız emin olsun. Ülkemizin potansiyelini eğitimden sağlığa, üretimden inovasyona, ulaştırmadan savunmaya varıncaya dek her alanda daha da ileriye taşıyacak çığır açıcı işlere imza atmaya devam edeceğiz. Son 20 yılda elde ettiğimiz kazanımlar da Türkiye yüzyılının emin olun yapı taşları olacak. Geçmişte nasıl başardıysak geleceğe de yine aynı azim, heyecan ve kararlılıkla inşallah damga vuracağız. Bunun bir mikro örneğini aslında Aydın üzerinden de göstermek istiyorum. Nereden nereye geldik? Sizlere ufak bir hatırlatma yapacağım. Değerli misafirler, kıymetli hemşerilerimiz, 2002 yılından bu yana Aydın'ın gelişmesi için büyük küçük demeden binlerce yatırıma destek verdik. Gencinden yaşlısına on binlerce vatandaşımızın hayatına dokunduk. Yatırım yapmak istiyorum diyen girişimciler yanlarında bizi buldu. Düzenlediğimiz yatırım teşvik belgeleriyle Aydın'da 46 milyar liralık sabit yatırımın ve bu sayede 60 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yetmedi, KOSGEB desteklerimizle üretimi teşvik ettik. 2002 öncesi dönemde, bakın bu rakam çok önemli ama ne kadar da trajikomik bir rakam. Sadece 32 KOBİ KOSGEB desteğinden faydalanabiliyordu. 2002 yılından önce sadece 32 KOBİ. Biz ise Aydın'da 15 bin KOBİ'yi doğrudan KOSGEB desteklerimizle çalıştırdık. Onlardan faydalanmalarını sağladık. Organize sanayi bölgelerinde sağlam bir üretim ekosistemi oluşturduk. Aydın OSB'lerinde 2002 yılında valimiz de söyledi. 2-3 bin kişi çalışırken
Şu anda 15 bin vatandaşımız sadece organize sanayi bölgelerinde istihdam ediliyor ve üretime katkı veriyor. Elbette bunlarla da yetinmedik. Şehrimizde sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Aydın bizim dönemimizde ilk kez Teknopark'la tanıştı. Yine 9 Ar-Ge merkeziyle 3 tasarım merkezi de Aydın'da bu dönemde açıldı. Tabii buradaki Teknopark'ın taleplerini de biliyoruz. İnşallah onları yerine getireceğiz. Ama sabah biz Nazilli'den yola çıktık. Orada iddialı bir cümle kurdum. Dedim ki Aydın'ın doğusunun artık bir bakanı var. Nazilli'nin bir bakanı var. Orada Nazilli'ye nasıl yeni bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine dair yatırım yapabiliriz? Onunla ilgili de arkadaşlarımız bugün itibariyle çalışmaya başladılar. Belki oraya bir teknoparkı da kazandırabiliriz. Onun için de biz çalışmaya devam edeceğiz. Yine Aydın'da Kalkınma Ajansımızla 300'den fazla projeye destek vererek yerel potansiyele hız kazandırdık. TÜBİTAK vasıtasıyla şehrimizdeki akademisyenlerin ve bilim insanlarının projelerini destekledik. Ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımız için Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni açtık. Bu sayede çocuklarımıza erken yaşlarda robotik kodlama, yazılım teknolojileri, yapay zeka ve nanoteknoloji gibi alanlarda fikir üretebilecekleri bir ortamı sağladık. Ve bu çocuklarımız şu anda teknolojinin yıldızı olarak kendilerini yetiştiriyorlar.